Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar'la programımız devam ediyor. Her pazar ya önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta yeni bir kanal açıyorum. Bu kanal değişik bir kanal olacak. Daha çok analizlerin olacağı, haftada 5 ya da en fazla altı analizin olduğu bir kanal olacak. Bu bir televizyon ya da haber kanalı değil. E, dediğim gibi analizlerin olacağı bir kanal olacak. E, Serdar'la olan programımızı pazar günleri oraya taşıyacağım. Yeni Marco Paşa kanalın adı. E, yakında e, kimlerin olacağını e, hep beraber e, göreceğiz. Niye böyle bir şeye gerek duydum? E, çünkü bu sadece seçim bazlı değil. Türkiye'nin böyle bir şeye çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani haber kanalları var iyisiyle kötüsüyle ama bir baştan sona analiz kanalı yok. Analizler yok mu var dünya kadar var ama haber programlarının içinde analiz programlarının kaynayıp gittiğini düşünüyorum. Esasında bir belirli programcılar olacak bir de ara sıra duruma göre katılan programcılar olacak o yüzden e, geniş kapsamlı bir e, kanal olacak diye düşünüyorum umarım e, beğenirsiniz umarım izlersiniz merhaba hoş geldin Serdar hoş bulduk iyi yayınlar evet seçim sat haline girdik. Bayılıyorlar bu son dönemde gençlerin Osmanlıca konuşan bir takım saçma sapan insanlar ezberleyerek çıkıyorlar onları televizyona çok seviyorlar bu şekilde daha bilgili olduklarını falan mı zannediyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama seçime girdik Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı HDP Cumhurbaşkanı adayı yapmaya karar verdi Devlet Bahçeli. Ee, ama çok ilginç bir döneme doğru giriyoruz. Bir dönem beraber olanlar şimdi karşı karşıya. Böyle bir e, komiklik ki yani e, Erdoğan'ın başbakanı başbakan yardımcısı e, Erdoğan'ın karşısında 90'larda e, İçişleri Bakanı ve faili Meçhul cinayetlerden sorumlu İçişleri Bakanlığı Hizbullah kullanıyordu. Şu anda Hizbullah Erdoğan'la anlaşmış durumda ve karşı karşıyalar. Ee, MHP'nin içinden çıkan İyi Parti karşı karşıya. CHP Cevit Partisi diyorum ben karşı karşıya geldi bu durumda. O yüzden esasında Türkiye'de neyi nasıl konuşacağımızı şaşırmış durumdayız. Birden bunları sıralayınca bu analiz programını kaldırsam mı ne diye düşündüm başlamadan. Yani neyin analizini yapacaksın? Gerçekten ilginç bir ülke. Evet ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonunda açıklandı ve Kılıçdaroğlu 5 sağ partiyi ikna etti diyelim bir şeyler Kılıçdaroğlu'nu oraya mecbur mu kıldı diyelim çünkü ilginç şeyler var onları ben susayım sen anlat çünkü bana çok kızıyorlar ama ben her programda inattan söylüyorum bu bir moderatör programcı programı değil ikimizin de düşüncelerini anlattığı bir program o yüzden herkesin içinde aleni söyleyeyim ara sıra sen de bana soru sor ki ben seni bölmüş olmuyorsam söz hakkı ver. <laughs> evet. Ya aslında alışılmadık bir program diye tepki alıyor diye düşünüyorum. Ben doğru onu format oturana kadar böyle sıkıntılar oluyor. Ee, ancak e, geçen hafta tam da böyle krizin bittiği gün yaptığımız <laughs> kaldığımız yer birçok bilinmezlik taşıyordu. Bu hafta bu bilinmezliklerin bir kısmı çözüldü bana göre. Bence onlardan en önemlisi işte televizyon kanalında çıkıp konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis Grup başkan vekili Özgür Özel'in açıklamalarıydı. Özgür Özel o uzun sohbetin bir yerinde bu üçlü formülün aslında kendileri tarafından Ocak ayında, 2023'ün Ocak ayında bir e, anket yaptırılarak ...halka sorulduğunu açıkladı. Bu şu demektir... ...yani bu üçlü formül... ...Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı... ...Ekrem İmamoğlu ve... ...Mansur Yavaş'ın da... ...başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı... ...olduğu formül... ...demek ki CHP tarafından Ocak ayında bir... ...kabul görmüş. Bunu, Şimdi burada... ...pardon lafını kestim... ...burada ilginç bir şey var belediye başkanlığı seçimleri döneminde Mansur Yavaş İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye adayı olsaydı kim itiraz ederdi? Yani Bence kimse itiraz etmezdi. Kabul etmedi ama. Yani öyle bir teklif yapıldı. Hayır ben CHP'den aday olacağım dedi. O yüzden de, Bence işte burada e, ileriye dönük, e, bunlar hep konuşulmuş gibi geliyor bana, yani bir öngörü olarak ama açıklanmamış e, İyi Parti'nin e, böyle bir durumda eğer Mansur Yavaş İyi Partiden belediye başkanı seçilseydi bir ikilik çıkartacağı ve elinde koz olacağı biliniyordu büyük bir olsun. Mansur Yavaş da bu yüzden karşı çıktı ya da e, çıkarttırıldı diye düşünüyorum. Çünkü bu çok ciddi bir proje, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi projesi. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'de e, bu işleri esasında siyasiler değil, hep söylediğim derinleştirilmiş devlet yukarıdan çözüyor bu böyle olacak diye. E, çünkü dediğim gibi kimse itiraz etmezdi diye düşünüyorum. Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday olsaydı. Evet yani evet. bu olasılıklar Olası. ama asıl önemli olan işte Özgür Özel gibi kişilerin o kriz döneminde e, yaptıkları ya da e, girişimlerini açıklamalarıydı. Onun şöyle bir önemi var. Demek ki bu üç, üçlü formül birileri tarafından Cumhuriyet Halk Partisi dahil herkese bir biçimde söylenmiş. Hatta evet. Bugün bir yerde okudum iki kişinin ismini özellikle kulis bilgisi olarak veriyorlar. Bunlardan biri CHP'de Erdoğan Toprak e, ve İyi Parti'de de Aytun Çıray, İzmir Milletvekili o da. Şimdi bu böyleyse biraz filmi geri sarmak gerekiyor. Yani bizim daha önceden konuştuğumuz, evet kimisinin derin devlet diye adlandırdığı, kimilerinin gladio dediği bir, bir üst akıl. Yani ismine ne derseniz deyin bir üst takının bir bir formül arayışı var. Şimdi biz yine bu programda sizinle konuşurken e, Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sürekli masaya getirildiğini, bunun bir engel olarak görüldüğünü söylemiştik. Bunu açık açık söylemeseler bile e, bir siyasi engel olarak masanın üstünde sürekli dolandırıyorlardı. Evet. Ama arkada demek ki sakladıkları başka şey var. Asıl problem Bence Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasından değil, eylem ve söylemlerinden kaynaklanıyor. Yani öyle keskin şeyler söyledi ki, son 21 yıllık iktidarda, AKP'nin iktidarında zenginleşen, bu AKP iktidarı sayesinde, onun yasal düzenlemeleri sayesinde oluşturulan yeni bir toplum kesimi var. Bu kesimi fazlasıyla rahatsız etti ki bunun içinde daha önce yine söylemiştik tüsiyat gillerde var. Yani en çok onlar rahat. Ama zor. bu zengin edenler şimdi tam ben de onu söyleyecektim. Zengin edenler işte Anadolu aslanları dedikleri kişiler tüsiyat dışı zenginler esasında. Tüsiyat içinde de örneğin banka sahiplenlerin <laughs> hiçbiri zarar etmedi. Ya da TÜSİAD'ın holdinglerinin hiçbiri zarar etmedi. Hatta Hayır zaten o beşli çete ya da onlu çete, bu beş çetenin içinde mesela Ali Ağoğlu yok. Ali Ağlı yok ama Ali Ağlı'nın yaptığı binalar. Şimdi hep söylüyorum, yani bunun çimentosunu tüsiyat'tan alıyorsun, bunun musluğunu tüsiyat'tan alıyorsun, bunun kapılarını tüsiyat'tan alıyorsun. Yani isim vermiyorum. Bunun seramiklerini tüsiyat'tan alıyorsun. Bunun kredilerini tüsiyat'taki bankalardan alıyorsun. En kötü krizde bu kadar kazanan banka sistemi gerçekten kapitalizm neredeyse takla attıracak noktada. İşte bence de en büyük korku buydu. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu bir yerde uzlaşmaya zorladılar. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına pek karşı değiller aslında. Burada sistemi değiştirme sözü vermesine karşılar. Çünkü 21 yıllık sistem artık öyle bir noktaya geldi ki dediğiniz gibi beşli değil 55'li, 65'li çeteler var. Hatta her ilçede, her ilde kendilerini e, kurulmuş küçük küçük grupçuklar var. Bu i̇şte grupçuklar... Bu, bu, bu saydığım 5 yani saydığım TÜSİAD grubu beşi çetenin 3-4 misli kazanıyor. Yani Hı. sadece beton şirketinin düşün neredeyse tek şirket haline geldi. Türkiye'de bütün küçük beton şirketlerini satın aldı. Yol yapımında beton, bina yapımında beton, hastane yapımında beton her yere beton, beton, beton veren bir, o beş çetin dışında bir şirket var şimdi. E tabi çimento fabrikaları da öyle. Evet, teker evet işte betondan kastım çimento fabrikası. E tabi e, hal böyle olunca işte Kılıçdaroğlu'nun sizin işte şu kadar milyar dolarınızı yurt dışından getireceğim sözleri aslında sermayenin e, el değiştireceği ya da bu sermayenin böyle yürümeyeceği anlamına geliyordu bu rahatsız ediyordu yoksa Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından ya da başka e, bir e, nedenden bir sıkıntı yoktu. İş buraya dönüp e, gelince bir anlaşma oluşturmaya çalıştılar. niye? Şimdi şu belli artık e, Türkiye'de yine diyorum adına ne derseniz deyin İşte bu siyaseti kurgulamaya çalışanlar Recep Tayyip Erdoğan'sız bir yeni sistem öngörüyorlar Evet. Yani Erdoğan'ın kaybedeceğini ya da Erdoğan'ın kazanamayacağı bir yeni dönemde nasıl olacağını, sistemin nasıl yürüyeceğini şimdiden dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de kılıçdaroğluna yapabilecekleri, kontrol amacıyla yapabilecekleri şey yanına iki isim yerleştirmekte. Şimdi bu iki isim de sıradan değil. Bunlardan birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama onun da onun da geçmişine baktığınız zaman babası e, Anavatan Partisi'nin e, İstanbul İl Başkanlığını yapmış önemli bir isim. Yani merkez sağda önemli bir isim. E, zaten Ekrem İmamoğlu'nun işte iş geçmişine de baktığınız zaman o da müteahhitlikten geliyor. Bir de üstüne Karadenizliliğini ekliyorsunuz. Bu eee puzzle'ın bir parçasını oluşturuyor. Hemen sağ tarafına bakıyorsunuz. E Orada da Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş milliyetçi kimliğiyle biliniyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. E Mansur Büyük Yavaş Anadolu'da çok kuvvetli bir isim. E, bir de şunu eklemek lazım. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarında çok fazla değişiklik yapan biri değil. Bu da o kesime yani Erdoğan'ın temsil ettiği 21 yıldır temsil ettiği Şimdi bir bölümü dışarıda kalmış kesimle sıcak ilişkisi var Bu neden bu kırılma yaşandı bu kırılmanın e, asıl noktası bence e, 2016'daki o başarısız tırnak içindeki darbe girişimi Çünkü Erdoğan orada kartları yeniden kardığında artık yanındakilere teslim olmak zorundaydı Şimdi başarısızlığı neye göre alıyorsun? Ee, onu açmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu darbeden 40 gün önce Erdoğan'ın kesin haberi var. Yani daha önce de bana göre var ama 40 gün önce e, resmi belgeli var çünkü e, terörle mücadele şubesinde ifadesi alınan bir başçavuş ve sanıyorum bir binbaşı bunu söylüyorlar. Baş kime söylediklerini Erdoğan'a kimin ilettiğine kadar Şirin Ünal'a kadar gidiyor iş. Şirin On... Ünal'ın da darbe gecesi mu subay gibi işin içinde olması her şeyi ortaya koyuyor. İşte onun için tırnak içinde başarısız diyorum. Çünkü, Çünkü tıpkı... Erdoğan'ın ve o ekibinde yani e, armut piş kucağıma düştü diye Ergenekon'a sunulmuş bir darbe olarak baktığında başarılı bir darbe. İşte o başarısızı tırnak içine almanın gerçekten nedeni o. Çünkü henüz bilinmeyen pek çok noktası var. Bunlar e, bilinmeye başladıkça daha doğrusu bu tür belgeler ortaya çıkmaya başladıkça ve toplum bunu tartışmaya başladıkça bunun aslında kimileri için başarılı bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Konuşulur mu? Sus emri gelir mi? Bence konuşulacak Çünkü, çünkü Türkiye onu aşmak zorunda. Çünkü Türkiye onunla yüzleşmek zorunda. Yani sonuçta Türkiye 20 yıl sonra da olsa 12 Eylül'cüleri... ...öyle ya da böyle bir biçimde yargılamaya cesaret etti. Az verdi, çok verdi, cezalandırdı, cezalandırmadı. Ama orada biz 12 Eylül'e ait bilmediğimiz... ...geçmişte bilgimiz olmayan şeyleri öğrendik bu sayede. Ben sorgulanacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi bu sistemi yeni sistemi kurgulamaya çalışanlar mutlaka ellerinde o geceye ya da o döneme ait önemli bilgiler var. Yani bunu bir bunu bir masaya getirmişler diye düşünüyorum ben. Bu bir tartışılmış. Çünkü hemen sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanının açıklamasından hemen sonra Erdoğan seçimle ilgili şeyi imzaladı. Yani meclisi feshettiğini imzaladı. Oradaki konuşmasında dikkat çeken bir şey vardı ki bu tartışılıyordu zaten. Erdoğan bu seçimde hangi yöntemi izleyecek? Bilinen iki yöntemi var Erdoğan'ın. Bir tanesi kutuplaşmaya dayalı, kavgaya dayalı, karşı tarafı aşağılayan ki senelerdir böyle seçim kazanıyor. Biri buydu. Bir ikincisi de hiç bu işlere girmeden kendi icraatlarını anlatarak yani 20 yılda ne yaptık işte biz buraya geldik ama bakın deprem felaketi yaşadık. Bu depremin altından da kalkarsa Erdoğan kalkar gibi. Sadece icraatları anlat anlatmaya yönelik bir taktik, daha yumuşak bir taktik uygulamasıydı. Biz ikincisini seçtiğini gördük o akşam. Önemli dedi bu. İkincisini akşam? seçmek e, yanlış değil mi sence? Çünkü biz şunları yaptık dediğindeki ki hemen hemen her yer şeyde depremle beraber yerle bir oldu havaalanı dahil. Katılıyorum. Bence İki, ikincisi... ikincisi bir yalan bir açıklama var. Yıkılan binaların yüzde doksan altısının işte yüzde doksanına yakın tam rakam bilmiyorum. 96 yılı önce yapılan binalar olduğu söyleniyor. Ama beni kimse bu 11 ilde 3 kat 4 kat yukarısı binaların 2000 öncesi binalar olduğunu ikna edemez. O değil o yalandan da doğru ama Erdoğan'ın bu ikincisi seçmesindeki neden ki bakın hiç yapmadığı bir şey daha yaptı orada. Dedi ki biz bu seçimde müzik falan kullanmayacağız. Onun nedeni başka esasında. Yani bu da önemli. Kimi kullanacak? Bir dakika şimdi olayı Tam geniş tartışalım o zaman. Evet. Kimi kullanacak? Yani sarayın sanatçısı çok. İstediğine yaptırır. Ben her zaman bilinçli bir tarihim. Kürt, Kürt masasında kahvaltıya çağırdığı gibi mi olacak? Kimseyi ikna edemez. Ama ben, solda bunda, öyle değil. Ben buna dayandırmıyorum. Ben tamamen yumuşak bir politika izlemesine birileri ikna etti diye düşünüyorum. Yani sakın ha karşı tarafa saldırma saldırırsan bundan zararlı çıkarsın diye ikna edildiğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü bir kulis haberi yine okudum. Erdoğan'ı ziyarete giden bu arada çok sayıda eski AKP'li milletvekili, bakan ya da milli görüşün önemli isimleri var. İşte ona bir takım eleştirilerde bulunuyorlar Erdoğan'a. Yani yöntemleriyle ilgili, e, politikalarıyla ilgili. Verdiği yanıt çok sert. Siz CHP ağzıyla, Fox TV ağzıyla konuşuyorsunuz diyor. Ve e, gidenler daha sonra gidecek olanlara telefon açıp aman çok fazla eleştirmeyin çünkü çok sert tepkiyle karşılaştık diye uyarıyorlar. Çok bunaldı şu, diyebilir miyiz? E, bu şu demek, bu kararı veren de Erdoğan diğer kararı veren de Erdoğan. Yani parti içinden birisi efendim biz bu seçimde şey işte seçim müziği kullanmayalım ya da bu tür görseller kullanmayalım. Bunu çıkaralım dediği zaman Erdoğan ikna olma şansı yok. O kararı Erdoğan veriyor. Yani orada artık tek seçicinin o olduğunu, başkalarının hiçbir etkisi bulunmadığını kabul etmek zorundayız. Tam bir tek adam. Her şeye karar veriyor. Geçen Şimdi gün de diye... yani bunu ben parti olarak yapmayacağım dediği zaman karşı tarafı da engellemiş oluyor. Şimdi buna rağmen ben müzik yapacağım diyebilir mi karşı taraf? Diyemiyor. Tabii öyle bir şey şansınız yok. Yani öneride bulunma şansınız bile yok. Geçen gün yine birisi bu, bununla ilgili bir araştırma yapmış. Günde 3000'in üzerinde imza atması gerekiyor. Evet şey, o, o, Olağanüstü bir rakam. Yani muhtemelen işte o ikinci üçüncü defa değiştirilen bazı metinler var resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Muhtemelen o yanlışlıkları işte bu bu karmaşada göremiyor bile. Kontrol etme şansı bile yok. Yani yani görse görsen olacak. Şimdi üniversite ismi yanlış yazıldı. Dekan, evet. dekan ya da e, rektör atamasında. Erdoğan'ın ya da ki yani otistik bir insanın har haricinde bütün üniversite isimlerini aklında tutup, aa bunu yanlış yaptınız deme şansı var mı ya? Mümkün değil, İşte o yüzden de bu tür yanlışlıklar. Reinmanı Ray, Ertan... hatırla <laughs> adam. Yani ancak evet. öyle bir şey olabilir. Onun dışında e, Türkiye istemevi dayalı olsa bile mümkün değil böyle bir şey anımsayıp da düzeltmen yani. Evet. Işte. İmzalatlarının... Ben Beş tanesini okuduğunu inanmıyorum. Ee, yani ben acaba başkası da imza atıyor mu diye de düşündüm yani. Doğruyu söylemek gerekirse. Mühür yapmışlardı. Bu, bu da ya. yani bunu kınamak ve yanlış olduğu için söylemiyorum. Mühür yapmışlardı. Ya, mümkündür ben de çünkü 3000 3000 yani, imza ya, ciddi doğru, bir imza, üç bin imza atacak kadar okuma yazması yok. Ya bir de eliniz yorulur her şeyden önce. Fiziken de bu zorlar. O yüzden yani ben de bir mühür olabilir ya da başkası bir, bir imza mı atıyor? Ve böyle çünkü bazen olur yani komutanların imzasını atan ikinci bir adam vardır ama belli evrakları atar. Hayır at at atamıyorsun zaten ben e Rıfat Ilgaz'ın azinesinin imza günlerinden e biliyorum. TÜYAB'ın ilk küçücük etap marmanın altındaki yerde camların kırıldığını biliyorum ikisinin imza gününde. E kuyruklarda sattığım kitabı da biliyorsun sayısını biliyorsun. Yani bir bunun bir süresi var. Ha evet işte tamam o, üstüne bir şeyler yazıyorsun ama gene de bir, bir yere kadar imzalıyorsun. bu 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 nedenle de ben Erdoğan'ın o tek seçiciliğinin başkalarına sorumluluğu dağıtmayalım her şeyden bunu söylüyorum. Bunu niçin söylüyorum? E bugün <laughs> Erdoğan'ın MHP dışında diğer küçük partiler mi diyelim artık kimse yok bile seçmeni bile bence yok. O partilerle İttifak arayışının e, karar vericisi de Erdoğan. Yani Erdoğan gidip bugün Hizbullah'ın e, partisiyle anlaşma yapmışsa ki açıklamayı yaptılar biz adayı çıkarmıyoruz Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye. Şimdi böyle olunca bu kararların herhangi bir kurulda falan alındığını düşünmek artık doğru değil. Bu kararlar... Muhtemelen Erdoğan tarafından tek başına alınıyor. Ama Erdoğan bunu neye göre hesap ediyor bunu bilmiyorum. Bu arada unuttuğum bir şeye geri döneyim ben. Biz kendi aramızda konuşmuştuk ama programdan önce. Bu önemli bir şey olduğu için mutlaka bunu. İlk ziyarete e, mi geleceksin? Evet ilk ziyarete geleceğim. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafına ya da iki yanına yerleştirilenlerin yanına e, bunu desteklemek için bir olay daha oldu hafta sonunda. Şimdi bütün gazetelere, televizyonlara baktığımız zaman işte Milli İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gezisini deprem bölgesine yapıyor diye hep yayınlar böyle yapıldı ve bu empoze edildi. Oysa bu eksik. Onu söyleyeyim. Neden eksik? Çünkü Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini deprem bölgesine yapmadı. İlk ziyaretini Başkent Üniversitesi'nin kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal'a yaptı. Bu gazetelerde, kimi gazetelerde yayınlandı. Küçük haber olarak yayınlandı. Geç saatte yayınlandığı için çok göze batmadı. Ama bu çok önemli bir şey. Yani evet. Mehmet Haberal'ın kimliği. Bugün girin Google'a yazın Mehmet Haberal'la ilgili. Wikipedia'da bile yazan bilgilere göre hangi davadan yargılandığını, o davada yargılanmasına neden olan delillere falan bakın. Türkiye'nin işte o sizin de tarif etmeye çalıştığınız üst takıl ya da akil insanlar ya da aksaçlılar ne derseniz deyin adına onların içinde önemli biri olduğu aslında gayet net. Evet. Çünkü durup dururken niye ilk olarak Mehmet Haberal'a ya da Mehmet Haberal'a niye ziyarete gidersiniz? Mehmet Haberal bir dönem sadece CHP milletvekili olarak mecliste bulundu. Ben kontrol ettim hiçbir şeyde konuşması da yok. E, oğlu da şu anda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili ve onun meclisteki idare amiri. Bu buna bir anlam veremedim yani hemen bu açıklanır açıklanmaz ertesi gün akşam üzeri böyle bir ziyaretin yapılmasına çok anlam verememiştim. Ama şimdi e, hem benim hem de izleyicilerimizin biraz araştırırlarsa akıllarında önemli bir fikir oluşacağını düşünüyorum. Bunu not etmek istedim özellikle çünkü bu belki önümüzdeki süreçte oluşturulacak yeni iktidarın da sistematiği hakkında bize bazı ipuçları verecek. Evet. Şimdi dönelim yeniden Hizbullah meselesine. Yani Erdoğan gibi birinin Hizbullah'ın geçmişini bilmemesi mümkün mü? Hemen Erdoğan iktidarından önce, özellikle de İstanbul'da o düzenlenen büyük operasyonda Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü büyük operasyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti çok sayıda döküman ele geçirdi. O dökümanla Hizbullah'ın İran bağlantısı çok net ortaya çıktı. Hatta Umut davasının içinde bu tür e, resmi kanıtlar var. Zaten o umut davasının ya da umut operasyonunun düzenlenmesindeki en büyük delillerden biri de orada ele geçirilen bu belgeler. Şimdi hal böyleyken ve de devlette bir devamlılık var ise e, gelip Erdoğan'ın bütün bu bilgilere vakıf olmaması mümkün değil. Bu Peki bilgiler. Burada Akşener'i susturmuyor mu? E, tabii. Yani, çünkü Meral Akşener, Hizbullah. 1990'lı yıllarda nasıl kullanıldığını da biliyoruz. Yani daha önce bir programda ismini yanlış söylemiştim ama Gonca Kurişin nasıl öldürüldüğünü biliyoruz. Aynı şekilde işte Gaffar Oklan suikastinin nasıl düzenlendiğini biliyoruz. Ve o zaman işte devletin içindeki bir takım odakların onların nasıl kullandıklarını hatta en son işte bu Selahattin Demirtaş'ın da önemli ölçüde Ceza almasına neden olan Kobani davası da sokaklara dökülüp bizzat e, silahlı çatışmaların içine girdiklerini biliyoruz. Şimdi böyle olunca e, aklımıza şu soru geliyor. Devletin hangi tarafı ikna etti Recep Tayyip Erdoğan'ı ki Hizbullah'la birlikte seçime gidin dedi? Ya da ikna etmediler de bunu başka bir amaç için mi kullanmak istiyorlar? Evet. ne yapacaklar? Seçim sürecince daha önce bir yaşamıştık Haziran-Kasım arasında. 7 Haziran Kasım, 1 Kasım. Evet. O Kasım seçimine kadar olan süreçte işte Ankara Gari katliamından tutun da ona benzer birçok olayda e, güvenlikçi bir yönetim biçiminin şart olduğunu dayatmışlardı vatandaşa. Şimdi de bunu Hizbullah aracılığıyla mı yapacaklar acaba? Bu bir soru işareti bilemiyoruz. Çünkü ben Erdoğan'ın bütün bu bilgilere sahip olmadığını siyaseten buna bunun kendisine ne ölçüde zarar vereceğini hesaplamadan bu tür bir ittifaka gireceğini hiç düşünmüyorum. Sandık yani Erdoğan, başlarına bir birer hizbul Ya Erdoğan bunu hesaplamadı mı? Ben bununla ittifak yaparsam ne kadar oy gelir, yapmazsam ne kadar oy e, gelmez. Bunların hesabını mutlaka yapmıştır. Ya siyasi bir intihar yapıyor o zaman. Deniyor evet. siyasi intihar deniyor. Ya da bu ittifakın arkasında başka bir şey var. Ama bütün bunları biz iki kutuplu hale getirdik şimdi. Türkiye'de iki kutuplu halde görünüyor bu iş. Oysa üçüncü bir kutup var. Bilmiyorum isterseniz ona geçelim. İsterseniz sizin değerlendirmeniz varsa bu şimdiye kadar konuştuklarımız. Ona geçelim. Ya burada şöyle bir e, ilginçlik var tabii Yani işte eee CHP DSP karşı karşıya. Hizbullah Akşener İyi Parti karşı karşıya. MHP İyi Parti karşı karşıya. Saadet Partisi yeniden Refah karşı karşıya. İkisinden birden çıkan esasında Erdoğan onlardan birinden yan yana birinden karşı karşıya. Yani e, ikiye bölünmüş, derinleştirilmiş devlet iki tarafı da paylaşmış. Büyük bir olasılıkla kendisi arasında bundan sonra ülkeyi kimin yöneteceği konusunda da anlaşmaya varmış. Nasıl Türkiye, konusunda da anlaşmaya Onların tayin ettiği ölçüde bir demokrasiye gidecek. Hep söylediğim gibi yani Demokrasiyi o belirlemiş, onun istediği kadar bir demokrasiye gidecek. İşte e, Zafer Partisi ikisinin ortasında duruyor, beni kim alır gibi. Doğu Perinçe'nin 100 bin imzası sanıyorum dolmadı, dolmadığı için o da kendi içinde bir demokrasi havariliği yapıp Erdoğan lehine vazgeçtim diye bir abuk subuk bir açıklama yapacak herhalde. İlginç bir şekilde Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek. Ölecek mi yoksa dönmeyecek de taban buna tepki gösterip oyunu kılıçlar olma verecek. Yani o yüzden dedim ya neyin analizini yapacağız birader? <laughs> evet, şimdi çok şimdi bu bile başlamasına bir analiz konusu. Çünkü Muharrem İnce'nin aslında dönüş nedeninin çok iyi biliniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden genel başkan adayı olmaz. Onu istemez. Yani İnce dönerse bunun için dönecek ya da CHP'yi desteklerse bunun için. Çünkü seçimlerden sonra muhtemelen Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay var. Peki son yaşananlardan sonra Dönüp de seçilebileceğine inanıyor mu ya? Bu, bu, bu ne garip insanlar Türkiye'de siyasetçi ya. İnanmıyor olmasa böyle şeye kalkışmaz. Çünkü Muharrem İnce hani CHP'nin eski grup başkan vekili. Kendisince bir hesabı vardır. Ama Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne kadar kişi destekliyordur artık o endişeli ama siyasete girenlerde maalesef böyle bir megalomanlık bir biçimde bir kısmında en azından var. Hiçbir yerinde bitmiyor ki ya. İşte kendilerini sürekli o potansiyelde görüyorlar. CHP'ye de katılımını şöyle empoze ediyor birileri. Efendim işte gençler tarafından Muharrem İnce çok seviliyor. O yüzden bize bir katkıda bulunur. Valla ben Muharrem İnce'nin Partisi'nin yani kendisinin o en son dans etme hikayesi de dahil sosyal medyadakine baktım. Hani şöyle baktığınız zaman onların birçoğu bot hesap olduğu belli. Yani o, o onda bile bir hile hurda var. O yüzden ben Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey getireceğini ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir şey getireceğini düşünmüyorum. Ama Başka bir ilginçlik üstümü... yok mu sence Ek Ekrem İmamoğlu'nun da CHP başkanlığını kesip 2028 Cumhurbaşkanı olarak hazırlama yoluna gidilmedi mi sence? E şu anda... Olur ya da olmaz. O zamana kadar çok şey değişir diyebilirsin ama İmamoğlu tarzı bir parti başkanlığının önünü kesmediler mi? O mümkün. Ben de öyle düşündüm. Ama bunu ancak şu önümüzdeki 15 gün içinde milletvekili listelerinde göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Ben İzmir'den bir örnek vereyim. Bu e, siyasi bir kulis. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki listesine iki isim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışından iki isim geliyor. Bunlardan birisi Şerafettin Kılıç. E, Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Refah evet. e, Partisi'nin eski İzmir İl Başkanı falan yani Saadet Partisi'ndeki önemli bir isim. Bunun İzmir'de CHP listesinden aday gösterileceği söyleniyor. İkinci bir isim yine Deva Partisi'nden bir dönem il başkanlığı da yapmıştı. Şimdi yaptığını bilmiyorum Seda Hanım. Onun da bir kadın kontenjanından yine CHP'nin listesinden yer alacağı, İzmir listesinden yer alacağı söyleniyor. Şimdi İzmir için bunu söylüyorlar ise ki buna bir üçüncü ismi daha ekleyeyim. Sanırım Şerafettin Elçi'nin eşine de e, Diyarbakır'dan milletvekili adaylığı teklif etmişler. Hayır, böyle, böyle bir kulis de var. Şerafettin Elçi, Tayırlaç. Ya özür dilerim. E, Tahir Elçin eşine de e, böyle bir teklif gittiğine göre yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şimdi listeler yani milletvekili listelerinde bir Kargaşa çıkacak. Burada en az kargaşa çıkacak parti muhtemelen e, AKP. Yani Erdoğan tek seçici orada. orada e, kimse. orada em, Emin değilim. MHP bazı bölgelerde AKP'den girebilir. Seçmen e, konusunda yani aday konusunda tek tartışmanın çıkmayacağı yer e, yani mutlaka çıkacak e, ama sonuçta tatlıya bağlanacak yer HDP olabilir. Katılıyorum. Ona o konuya hiç geçmedim. O üçüncü konumuzdu hiç geçmedim. Ama en az e, tartışmanın... Ama orada da tartışma çıkacak. Mutlaka çıkar. Her partide çıkar ama en az çıkacağı ben AKP olur, olacağını düşünüyorum. Mesela Binali Yıldırım 3 dönem kuralına takıldı şu anda. Onun gibi pek çok isim var. Ona bir formül bulmak zorundalar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni bir şey gelişmiş. Onu da yeni duydum. E, şey... Kemal Bey çağırıyormuş bazı mevcut milletvekillerini. E, milletvekillerinden bakan olamayacağı için seni listeye yazmayacağım çünkü şu bakanlık için düşünüyorum diyormuş. E, ben benim kulağıma geldiğine göre bu sayı mevcut bakan sayısının 3 katına falan çıktı şu anda. Yani <laughs> bakan olacağım diye milletvekilliğinden vazgeçecek olanlar da var bakanlık beklentisiyle. Bu bu, bu tür insanlar ne olacak? Mesela yine bir İzmir Milletvekili Selin Sayık Böke var. E bu ö, ekonomi için önemli bir isim hem de yeni sistemi kurgulayanlar için de önemli bir isim. E ne olacak o? Milletvekili listesine mi yazılacak? Yoksa bakan, bakan. mı yapılacak? Yoksa onu da mı bir yardımcı yapacaklar? Çünkü en son dediler ki yardımcı sayısında hiç şey yok. Ama biz biliyoruz ki öbür taraftan Deva Partisi'ne, Ali Babacan'a verilmiş ekonomiyle ilgili bir takım sözler var. Hatta ekonominin ayrılması eskiden olduğu gibi maliye ve hazinenin ayrılacağı formüller evet. var. Bunları çok bilmiyoruz. Onun için milletvekili, biri, listeler... biri. evet, Babacan. İşte yani Selin Sayekböke birinden sorumlu, diğerinden Ali Babacan ya da onun önereceği bir isim mi sorumlu olacak. Falan bunlar bilinmezlik. Bunları milletvekili listeleriyle beraber öğreneceğiz. Çünkü Hani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. CHP'nin kalesi denen İzmir'de bile mevcut milletvekillerinin dışında en az 50 tane aday adayı var. Ve bunlar büyük bir çoğunluğu CHP'nin örgütünden gelen. Ha bu arada bir parantez açayım söyleyeyim. Sanırım bir genelge yayınlanmamış olsa bile bir sözlü uyarıda bulunulmuş CHP'nin örgütlerine ee, belediye meclisleri Belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları istifa edip milletvekilliğine aday olmasınlar, olmasınlar diye bir evet böyle bir uyarı gitmiş. Bu resmi olarak mı gitti yoksa parti içinde bir sesli mesaj olarak mı gitti? Bunu bilmiyorum ama bu şu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları istifa edip milletvekili adayı olmayacaklar. Bu biraz rahatlatsa da dediğim gibi e, CHP'nin kalesi denen yerlerde bile adaylık sıralaması konusunda ciddi sorun var o sorun acaba yeni bir kırılmaya yol açar mı ya da Erdoğan'ın elini güçlendirir mi ya da onlara e, yeni bir küskünler ordusunun onlara katılması ya da sandığa gitmemek gibi bir sonuç doğurabilir mi Bu, bunu e, göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum o yüzden de ben Cumhuriyet Halk Partisinin şu anda kurguladığı sistemi, ister Ekrem İmamoğlu ister e, e, Yavaş'ın bu formülün partiyi özellikle de ondan sonraki dönemde hem kurultayda hem parlamenter sisteme geçildiğinde Başbakan adayı olacak isim konusunda biraz sıkıntılı görüyorum. Kemal Bey bunu nasıl aşacak? Bu krizi nasıl aşacak? Ee, o konuda böyle kafamda çok ciddi soru işaretleri var. Enerjisini böler diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi e, bu seçim atmosferine girdik. E, peki bunlar hep deprem bölgesinde olup mu propaganda yapacaklar yoksa? insanlar etrafa yayılıp yani bizim tamam deprem çok büyük bir sorunumuz ama bunun dışında da bir e, Türkiye var kardeşim. E, denilecek denecek mi sence? Şimdi eğer böyle Erdoğan'ın açıkladığı gibi işte içinde müzik olmayan bir e, propaganda dönemi yapılacaksa mitingler nasıl olacak? Halk nasıl toplanacak? Bilmiyorum ama evet. CHP'den edindiğim izlenim şu, yani program için bahsederken şöyle söylüyorlar. İşte Karadeniz'de Kemal Bey'e Ekrem Bey eşlik edecek. Orta Anadolu'da işte yanında Mansur Bey olacak. Mansur Bey. E tamam bu normal. E, acaba deprem bölgesindeki ziyaretler gibi ziyaretler yapıp oralarda küçük küçük mitingler mi yapacaklar? Bu konuda sanıyorum üzerinde çalışıyor, çalışıyorlar. Ama Erdoğan bağladı. Yani Erdoğan'a rağmen hayır biz e, şatafatlı mitingler yapacağız demeleri mümkün değil. Çünkü Erdoğan'a ciddi bir koz vermiş olurlar. Peki ama şöyle bir şey var. Ee, bu Erdoğan'ın umurunda değil diyebilir miyiz? Erdoğan'ın bağladığı esasında kendi seçimi. O evet. de meclis seçimi var. Onu, yani... Erdoğan'ın mitingleri haricinde diyelim ki Erdoğan olduğu gibi 11 ilde tamamladı bu seçim mitingini ve bütün propagandayı e, bu kadar ev yapacağız üzerine kurdu ve o bölgenin e, oyunu almaya çalıştı. Ama mecliste çoğunluğu almak isteyen istemesi kadar doğal bir şey olamaz bir AKP var ve karşısında da şeyler var Ne ne yapacak? Evet şimdi bir de bir başka burada önemli nokta daha var. İyi hesaplanması gereken. <laughs> Seçim Kurulu bu sabahki resmi gazetede birkaç tane kararı açıkladı. Onlardan biri de bu deprem bölgesindeki oy kullanmayla ilgili. İşte orada sandık kurulacak. Orada oy kullanacaklar. Oradaki milletvekili sayısı değişmiyor ama oy kullanmayla ilgili deprem bölgesinin dışına taşınanlar Rın oyu oraya sayılmayacak öyle görünüyor. Ya bu bu önemli bir şey. Ya İstanbul'a taşınmışsanız İstanbul'da artık oyunuz geçerli. Yine oy kullanacaksınız ama o oyu deprem bölgesindeki sandığa yansıtmayacaklar. Bu sence zararı kim tarafına yazar? Kime yazacağını bilmiyoruz. Çünkü o şu sonucu doğuruyor. Deprem bölgesindeki milletvekili sayısını değiştirmedikleri için çok daha az sayıdaki oyla milletvekili seçilecek. Yani İstanbul'daki bir milletvekilinin alacağı oyla Malatya'daki milletvekilinin alacağı oy aynı olmayacak. Anladım. Yani Malatya'da eskiden atıyorum 60 bin oya bir milletvekiliyse şimdi 40 bine bir oy olacak. evet. evet. Ama bu oradan göçenlerin Hangi partiden daha çok olduğuna göre birdenbire on birden dokuz tanesi AKP'nin kalesi diyebildiğimiz yerde Doğru. AKP çok gö göremez mi? Diyeceksin ki sana ne Ahmet abi. <laughs> Görebilir, muhtemeldir. Ama dediğim gibi bir de orada kalan... Ha, bu yanlış hesabı nasıl yaparlar ki? Yapamazlar. Çünkü orada kalanların da şu dedik, şöyle dediklerini duydum ben. Evet ben yıllarca AKP'ye oy verdim ama bu rezillik yüzünden oy vermeyeceğim. Yani kalanların da AKP'ye oy vereceği konusunda böyle bir garanti yok bence. Çünkü sabah bir televizyon programı seyrettim. Ee, yani insanlar kaçıncı gün oldu hala sudan, hala çadırdan, hala hijyenden bahsediyorlar ve gerçekten yürek parçalayıcı konuşmalar yapıyorlar. Şimdi bu insanların ya. bir dönem önce AKP seçmeni olduğunu düşünürsek, şimdi AKP'ye oy verip vermeyeceklerini bilemiyoruz ya. Yani. Geçen gün Erdoğan bir konuşmasında işte bir kadının Cumhurbaşkanlığı bilmem neresine telefon açtığını sonra Cumhurbaşkanı'ndan görüşmek istiyorum dediğini sonra beni aradı dedi, işte Efendim çadırda çok mutluyuz dedim. Ben, ben böyle kaldım televizyonda şimdi. Evet. Böyle bir tablo var. çok mutluyuz. Böyle bir kadın gerçekten var mıdır? Çadırda mutlu olduğunu söyleyen e, bana bir böyle bir telefon gelse Efendim ne güzel saçmalıyorsunuz ama programlarınızı çok seviyorum dese... ...ya yürü git derim. <laughs> bu, bu öyle bir şey çünkü yani. <laughs> doğru, doğru böyle bir telefon edildiğine dair de... ...ama Erdoğan böyle bir şey istiyor çünkü... ...ya biraz önce anlattım eski partilerine kendini uyaran... ...ve siyasi hiçbir talepleri olmayan eski dava arkadaşları... Evet ama yani bir parti lideri olduğunu düşün Serdar yani... Öyle bir telefon etse ya niye memnunsun? Ben sana daha iyisini yapmak istiyorum ama şu andaki olanağın bu dersi ve bunu insanlara, halka anlatmamaya çalışıyorsun. Ya, ben, Çadırdan o, memnun olan bir insanı bu propagandası nasıl yapılabilir ya? Ben Erdoğan'ın psikolojisinin buna neden olduğunu düşünüyorum. Yoksa Öyle bir, mı? O, e, ben Türkiye'deyim. Sen Fransa'dasın. Senin için kolay oradan söylemek. Zorlamam. <laughs> Sen, yani seni soruştursalar bulamıyorlar. Ama beni elleriyle koymuş, koymuş gibi bulurlar. Onun için ben e, psikolojisiyle sınırlıyım. E, oradan ötesine çok cümle kurmamaya çalışayım. Kendi şey vücut sağlığım ve ruh sağlığım için. Ama ben hakikaten Erdoğan'ın psikolojisine bağlıyorum. Artık o özellikle de tek adamlıktan sonra Erdoğan'ın etrafında örüldü diyelim, ördüler diyelim ama bana göre Erdoğan'ın kendisi ördü. Aşılmaz duvarlar var. O başka bir dünyada yaşıyor. Onun evet, içinler buna inanıyordur. Yani o telefonun kendisine edildiğine yani aklına gelmiyordur. Ya bunu birisi bana şaka olarak bile yapmış diye bile aklına gelmiyordur. Çünkü ben şimdi arasam beni Cumhurbaşkanı'yla görüştürün desem görüştürürler mi? Yani böyle bunu bile düşünmediğine göre demek ki bu başka bir şey. Kendi Hayır böyle bir salak açıklamayı yapıp da görüştürün dedikten sonra o ekip zaten görüştürüyorsa ben önce o ekibi sıfırlamaktan giderim işe. Bırak kadından görüşmeyi Katlıyorum. Ekibi ya siz ne yapıyorsunuz der, onları düzeltirim. Neyse. Şimdi son bir soru soracağım sana. Benim hep baştan sona bir iddiam var. Erdoğan kaybedeceği seçime giremez. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı Aynı zamanda milletvekili adayı olabiliyor. Seçilemezse milletvekiline devam edebiliyor. Ama beş genel başkan bunu kabul etmediler. Bu takdire şayan bir durum. Kabul etmemeleri o zaman Kılıçdaroğlu'na güvenmiyoruz intiba olurdu diyorlar. Hiç tanesi aday olmayacak. Erdoğan'ın da geldiği noktadan bu dünkü açıklamasında ilk defa ben adayım adaylığım Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir anlaşma yapmış olabilirler mi? Yüksek Seçim Kurulu diplomanı getir ya da üçüncü defa aday olmasın diyebilir mi? Bu olasılık var. Yine bir tarihe düşmek için bir e, not edeyim. Dışişleri Bakanlığı e, Erdoğan'ın bu YSK'ya yetkiyi devreden yani meclisi feshettim e, kararnamesinden hemen sonra bir şey paylaştı sosyal medyada. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaret ediyor. Ne alaka? Var hala duruyor sosyal medyada. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti. Sadece bu kadar. Bu bana bir, iki dönem önce Abdullah Gül'ün ofisinin olduğu yere inen helikopteri anımsattı. Helikopter, bahçeye inen helikopter. Evet. Yani o yüzden e, olmaz demek mümkün değil. Niye ziyaret eder Dışişleri Bakan Yardımcısı ya da zamanı mı? Tanıyor da olabilirler birbirlerini. Başka bir biçimde dost da olabilirler ama ve de Dışişleri Bakanlığı resmi hesabından bunu niye paylaşırsınız ki? Çok evet. önemli bir şey mi? Yani Dışişleri Bakanlığı için önemli bir şey mi bu? bakanın bir başka bakanla ya da bir büyük elçiyle şeyini paylaşabilirsiniz. Ziyaretini ya da görüşmesini. Bu buna bir şey daha eklemek istiyorum. İki gün önce de televizyonlara bence bilerek verilen bir görüntü var. NATO karargahında bir kor generalın çay bardakların toplama görüntüsü. O da mesela herkes onun üstüne zıplamaya çalışıyor ama ya kardeşim devletin ajansı bu görüntüleri süzmeden kesmeden biçmeden verir mi? Veriyorsa birileri birilerine mesaj veriyor demektir bu. Evet. Birileri ile ilgili başka şeyler söylemek istiyor demektir bu. Şimdi evet. bu 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 Dışişleri Bakan Yardımcısının ziyareti de bana aynı şeyi düşündürdüğü için görüşünüze katılıyorum ben. Doğal olarak aday diye kendinden söz etti resmi olarak aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya da resmi olarak adaylık başvurusunda bulunduktan sonra kabul edileceğini bilmiyoruz. Evet. YSK tarafından reddedilip reddedilmeyeceğini bilmiyoruz. Ama ve buradan gidip Mağduru oynayıp mecliste çok ciddi bir sayı yakalamaya çalışıp sonra bir erken seçimden bakın bir dönem ara verdim. Üçüncü Cumhurbaşkanı diyemezsiniz diyeyim tekrar aday olup erken Katılıyor. seçimden karar almaya çalışıyor. Katılıyorum. Böyle bir böyle bir düşüncenin var olduğuna ben de inanıyorum. En azından politik olarak böyle bir manevranın yapılacağından. Bunun için ikinci bir şey söyleyeyim. Şimdi Erdoğan kararnameyi imzaladı ve resmi gazetede o gün iki saat sonra yayınlandı mükerrer olarak. Evet. Yüksek Seçim Kurulu da iki saat sonra toplandı ve 14 Mayıs kararını aldı. Yüksek evet. Seçim Kurulu 14 Mayıs kararını almayabilirdi. 15 diyebilirdi ya da 15 demese bile bir hafta sonraki pazarı diyebilirdi. Yüksek Seçim Kurulu neye göre karar verdi? Çünkü 60 gün alt... sonraya karar veriyor galiba. Ama alt sınırı var. Üst sınırı yok. Üst sınırı yok mu? Yok. E 66. güne karar verdim. Ne olacak? Ya da o gün toplanmadım. Ertesi gün toplandım. Yani 66. şart mı? 66'ya bağlı diyecekler. Yani o demek ki bir 14 Mayıs konusunda karşılıklı bir görüşme olup mutabakata varılmış zaten Yüksek Seçim evet. Kurulu'yla. O evet. yüzden Yüksek Seçim Kurulu hiç beklemeden zaten kurulun yapısı belli ortada evet. sayısal olarak e, sayısal çoğunluğa dayanarak zaten kimse orada siyasi parti temsilcileri erken seçimden kaçacak halleri yok. Tamam 14 Mayıs 14 Mayıs herkes el kaldırdı. Ben bunun bir önceden anlaşıldığını düşünüyorum. Yani planlandığını. Onun için Erdoğan gibi birinin Ondan sonraki adaylık süreciyle ilgili e, bir hesap yapmadığına inanmak bana göre mantıklı gelmiyor. Mutlaka yapmıştır. Yani onun da bir A, B, C planı vardır. Evet. Hatta bence aday isimleri bile vardır kafasında. Yani kendisinin yerine aday olabilecek. İnşallah Binali değildir. Çünkü yani herkes onu söylüyor. Neden? çünkü kaybetmeye alışmış olduğu için üzülmez diyorlar. Bir de bu işin içinde kazanırsa ne olacak var çünkü. <laughs> öyle öyle bir olasılık daha var. Ama e, Binali Yıldırım'ı sevin ya da sevmeyin e, bundan önceki bütün fotoğraflarda hep gülümseyen bir Binali Yıldırım vardı. Bu Azerbaycan kazasından beri ki ben hep suikast girişimidir diyorum. Binali Yıldırım hiç fotoğrafta gülümsemiyor. Valla ben en son Maliye Bakanı'yla ile Erdoğan'ın arkasında yer alabilmek için itiştikleri görüntüleri hatırlıyorum. Hafızamda sadece o var. Ama Nebati orada itiyor yani adam. Tabii işte onların şeylende Binali Yıldırım görüşmeye gidiyor kimden? Evet, yeniden Refah Partisi'yle o gitti. Erbakan'la. E çünkü şey o da. Ee, Numan Kurtuluş gibi e, e, şey e, ne derler ona vekil genel başkan vekili ben Erdoğan şey e, Binali Yıldırım olasılığına şundan da yüksek görüyorum e, biraz önce söyledim 3. döneme takıldığı için milletvekili olamıyor evet milletvekili olamayınca ya onu kandıracak seni başkan yardımcısı yapacağım diye seçilirsen veyahut kendisinin yerine onu aday gösterecek kazanma olasılığı karşısında da kontrol ederim diye tutacak. Yani düşünsenize Akar'ı ya da Soylu'yu aday yaptınız ve kazandı. Bir daha size o koltuğu geri verir mi? Hayatta vermez. <laughs> Vermedi, vermediği gibi ya, ilk gün <laughs> CHP'den daha fazla kötülük yapar yani. Evet. O, o, yani o açıdan bence güvenilir insan. Ee, ben son olarak mı diyeyim artık? Asıl seçimlerde hiç hesaba katılmayan, çok böyle üzerinde konuşulmayan bir konuya değinmek istiyorum. O da HDP. Yani HDP aslında sizin söylediğiniz formüle göre de, aksine göre de meclisin de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de anahtarı. O yüzden ben Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve e, bu tarafta kurulan Millet İttifakı'ndan çok bu dönem HDP ile ilgileneceğini düşünüyorum. Bunu olumlu anlam yüklemeyelim. Ben olumsuz anlam yüklüyorum. Yani HDP'yi parçalamak ya da HDP'yi birkaç parçaya ayırıp seçime öyle girmesini sağlamak için ya da işte bu Anayasa Mahkemesi'nde görülen davayı çünkü durup dururken Anayasa Mahkemesi birdenbire itirazı kabul edip ee, parasal yardımın dondurulması kararını kaldırdı. Ee, oradan da Bahçeli hemen ertesi gün çıktı. Siz Anayasa Mahkemesi başkanını HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapın dedi. Yani burada mahkemeye de bir mesaj var aynı zamanda. Bence HDP'ye de bir mesaj verdi. Bundan önceki aldığı karar daha önemli. Ee... Yüksek Seçim Kurulu'na isimlerin bildirilmesinden bir gün önce e, savunmanın yapılması onu ileri tarih atması ve bu savunmanın yapılması e, ama HDP bunun e, önlemini alacaktır diye düşünüyorum. ya iki liste verilecek ya HDP liste vermeyecek e, diğer seçime katılma şansı olan partilerden liste gidecek. Evet şu anda Bugün o onlar da açıklandı. 60 küsür parti sanırım. Onların içinde Türkiye İşçi Partisi de var, Sol Parti de var. Emep em, emek. emek de var. Evet, Emep de var. Yani bence düşünüyorlardır mutlaka ama dediğim gibi yani Erdoğan e, şu dönemde seçime kadar e, Millet İttifakı ile uğraş e, Millet İttifakından daha çok HDP üzerinde bir şey planlayacak. Evet. o, o planladığı ee, seçimden bir gün önce karar bile çıkartabilir. Evet evet. Yani bu bu olasılık bile var. Onun için iyi düşünülmesi gereken ya ya da iyi analiz edilmesi gereken bir şey. Hakikaten analiz orada lazım yani. <laughs> Çünkü e, Erdoğan'ın hesapları bu kadar rahat olduğuna göre bir şey bir şey var. Bir durum var yani. Evet. Ben senin kadar. Erdoğan'ın rahat olduğunu düşünmüyorum ama göreceğiz zaman gösterecek. Bir hafta içinde de aday olup olmadığını göreceğiz. Evet aday olmayabilir. Ben hala o kanaatteyim yani. Evet. evet Serdar teşekkür ederim programa katıldığın için. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili izleyiciler. Serdar'ın pazar günkü programları beraber yaptığımız programlar Yeni Marco Paşa da olacak ama Serdar ayrıca e, benim onu kesmediğim bir tek başına analiz programı da yapacak ya da evet. haber analizi yapacak şey e, yani içeri attırmak için ekstradan bir program <laughs> daha yaptırarak <laughs> olur mu ya demokrasi geliyor Türkiye ya <laughs> evet. evet bir programın daha sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek üzere.